Güneş, bak bakayım bana. Tamam. Ay maşallah, maşallah çok yakışıklı oldu benim bu oğlum. Eline sağlık abi, borcum ne kadar? Gel bakalım şimdi. Öp bu ustanın elini. Biz Güneş'le ödeştiler, ödeştiler. Söyleyecektim, bırakmadın ki. Ay vallahi olmaz, ben çok utanırım. Ya Allah razı olsun. Sen Zühtü'yü sevdin mi? Eğer annen kabul ederse onu size verebilirim. Zaten verecek yer arıyordu. Namık Usta istemedi kendinden daha geveze diye. Ya Zümrüt öyle konuşunca gerildim ben. Yoksa söylemek istediğim şeyler değildi anne. Zümrüt niye bu kadar önemli? Efendim Leyla. Hastanedeydim, bakamadım. İyi misin? Şu anda aklından geçenleri bilmek hiç zor değil, biliyor musun? Öyle mi? Ne geçiyor aklından? O kadar aciz, o kadar zavallı bir kadın ki. Ancak canını kıyarak dikkatimi çekeceğini sanıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bu tamamen senin paran ele. Öyle mi? Sana yemin ederim, öyle olmasını çok isterdim. Ama değil. Keşke bana bakışlarını sana gösterebilsem. O kadar uzak, o kadar soğuk. Sen bana baktığın zaman buz kesiyorum. Belki de bilerek ya da bilmeyerek işlediğin bir günahın cezasıyım ben. Bu yüzden çekiyorsun beni. Gerçekten senin dinlenmeye ihtiyacın var. Hep aynı laflar, aynı kaçışlar. Sarhoşsun, git yat Sevgi. Biraz dinlen. Alışverişe çık. Özetle benden uzak ol da ne olursa olsun, değil mi? Yorulmadın mı Yılmaz? Sen ne kadar yakışıklı oldun böyle saçın kesilince Güneş'im. Koşu sevdin mi? Ha, adı neydi bunun? Zühtü. Güneş bak oho. İster misin girip soralım mı? Ha? Haydi o zaman yürü, gir bakayım. Gir, gir, gir. Kızım kolay gelsin. Teşekkürler. İyisin inşallah. İyiyim. Ben müdürle görüşecektim kızım. Odası nerede? İkinci katta solda. Güneş, bunu ablanın yanına bırakalım mı? He? Tamam. Burada durabilir mi kızım? Dursun. He, tamam. Dur. Dur. Ay. Gir bakalım anne. Sana ne dersem onu yapacaksın, anladın mı? Bana bak kızım. Beni bulamaz falan zannetme. Sen bizim patronun ne kadar güçlü olduğunun hala farkında değilsin galiba. Senin telefonunu takip ettirir, kapına dayanır. Anana babana bütün fotoğrafları gösterir. Anladın mı? Ne istiyorsunuz siz benden ya? Ajansa geleceksin. Artık eline mi kapanırsın, ayaklarına mı kapanırsın, onu sen bilirsin. Ne dersen hilafsız yapacaksın. Duydun mu beni? Sana diyorum, duydun mu? Gelemem. Annem kapıyı üstüme kilitledi. Ben çıkamam evden. O zaman gece.
Herkes uyuduktan sonra gelirsin. Hayır, gelemem diyorum. Aa, yeter. Tamam, veriyorum fotoğraflarını internete. Senle mi uğraşacağım be? Yapmayın, ne olur. Kılmış köpeğiniz olayım, ne olur. Olacaksın zaten. Yeter değil mi? Ne yeter mi? Kendini iyi hissetmen için başımda beklediğin süre. Sabaha kadar hastanede bekledin. Şimdi de böyle burada dikildin. Bence yeter, artık gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Bence senin böyle düşünmelerine son vermek için yeter demeli. Gerçekten yeter sevgi. Acılarla beslenmekten vazgeç. Dertlerini kutsallaştırıp onlara tapınmaktan vazgeç. Etrafına baksana. Bazı şeyleri fark etmenin zamanı gelmedi mi? Mutlu olman için elinden gelen her şey yapılıyor. Ama sen acılarınla besleniyorsun. Oraya sığınıyorsun. Sığındıktan sonra da sürekli beni suçluyorsun. Bunlara gerek var mı? Ha, bu arada seni tebrik etmek istiyorum. Sana çok benzeyen bir oğul yetiştirdin. Psikolog mu oldun şimdi de? Bunları görmem için psikolog olmam gerekmiyor. Sana bakmam yeterli. Hiçbir şey görmedin Yılmaz. Görmüyorsun. Ama göreceksin. Göreceksin. Müdür bey, bizi kabul ettiğin için çok sağ ol. Ben fazla zaman almadan hemen hızlıca sıkıntımı anlatayım. Şimdi biz Mardin'den göç ettik. Benim 3 tane okuyan çocuğum var. En büyüğüm var, o avukatlık fakültesine gidiyor. Maşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama bu küçüğüm oğlanla ortancam bir kız daha var, Kiraz. Yani Güneş'le Kiraz. Onları okula yazdıramadım ben. Kiraz, yani ortanca kızım, o 6. sınıfa gidiyordu. Güneş kaçıncı sınıf? Onu hiç yazdırmadım. Şimdi ben çocuklarım okusun istiyorum. Acaba sana sormak istiyorum. Ben gelecek yıl acaba onları okuluna kayıt eder misin? Artem neredesin? Parkın oradaki kafedeyiz. Neden? Yani konuşmamız lazım. Sevgiyi bulabildin mi? Tamam, geliyorum. Gelince anlatırım. Sağ ol kızım. Allah senin aşıklığı versin. Hey, benim oğlum okulda mı olacak artık? He? Kiraz ablasına da hemen haber verelim de. Ya Demir, Sevgi teyze nasıl? İyi işte. Ya şu kaza nasıl oldu, anlatsana. Ya sana telefonda söyleyemedim. Annem kaza falan yapmadı. İntihara teşebbüs etmiş. İlaç içmiş dün akşam. Nasıl ya? Nerede şimdi? Yukarıda uyuyor. Sen bir nefes al da beraber çıkarız. Yılmaz amca nasıl? Nasıl olsun? Annem bu haldeyken bile sinir etmeyi başardı ya. Uyuyorsa da uyuyor, ben gidip bakacağım. Güneş, parkta arkadaşların oynamak ister misin? Ha? Haydi. Git bak kaydıra. Koş. Bak o kızın yanına git, haydi. Maşallah. Senin oğlan da pek bir yakışıklı. Allah razı olsun. Allah hepsine ömür versin inşallah. Reklamlarda, dizilerde oynatsana sen onu. Havada kaparlar.
Yok, okuyacak o. Yani büyüyünce kendi karar verir tabii ama ben doktor olsun istiyorum. Ablası var, o da avukatlık okuyor. Devir değişti bacım, değişti. O dedikleri para etmiyor artık. Alo, Nesin Hanım buyurun. Heh. Aa, ben çok uzaktayım ama. Keşke dün akşamdan deseydiniz. Yavaş, yavaş, yavaş. Hay Allah, ne yapsak? Kusura bakmayın artık. Bu saat olmuş, ütümü yemeğimi yap diyor. Vereceği taş çatlasa 100 lira. 100 lira? He, beğendiyse seni göndereyim. Olur mu? Alo, Nesin Hanım. Ya kafama takıldı. Düşün, düşün. Benim bir görümcem var. Ya adam Cennet. Cennet, Cennet pek bir çalışkan. Olur derseniz göndereyim. Ütüsü yemeği de iyidir. Tamam, gönderiyorum o zaman. Oldu. Oldu, gidiyorsun. Ay Allah razı olsun, sağ ol ya. Ben seni tanımam etmem. Bir yanlışın olmaz inşallah. Yok, vallahi yok, tövbe. İyi o zaman, hadi. Sağ ol. Koşma, koşma, yavaş git. Arkadaşlar merhaba. Hocamız birazdan gelecek. Ben kendisinin asistanıyım. Konumuz neydi acaba? Biriniz bana hatırlatabilir mi? Mesela siz. Roma hukuku hocam. Roma hukuku. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Roma hukuku çok önemli bir hukuktur. Mesela Roma hukukuna göre bir Romalı başka bir Romalı'ya bir söz verirse bu sözü kesinlikle yerine getirmek zorundadır. Hele ki bir Romalı bir Romalı'ya biz seninle şu işi yapacağız. Aman efendim şöyle olacak, böyle olacak falan deyip bundan cayarsa bunun cezası çok ağırdır. Yani yine Roma hukukuna göre bu adam aslanlara atılır, işte kazıkla dövülür, işte kızgın sopayla bütün vücudu dağlanır. Evladım sen de kimsin? Hocam ben derse giriş yaptım. Siz detayları anlatırsınız. İyi dersler. İyi dersler. Ay yavaş güneşim. Aman 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 aman. Ay. Anne bu nereden çıktı? Güneşin kuşu, adı Zütü. Anne biz daha çok karnımızı doyuramıyoruz, bir kuşumuz eksik değil mi? Huysuzluk etme kız. Hey gözümüz aydın. İkinizi de okula yazdıracağım inşallah yani. Az şunu tut, ben bir yere kadar gidip geleceğim, işim var. Anne biz buna nasıl bakacağız? Kız boş ver, huysuzluk etme haydi. Adı Zütü. Anne Zütü. Haydi geç içeriye Zütücüğüm. Zütü! Bu çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok.
En yakın zamanda yeni bir yer bulmak lazım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Yılmaz. Dükkan sahibi Tahsin Bey sizleri ölmüş. Yapma ya. Allah rahmet eylesin. Üç hanımdan 10 çocuk. Daha adamcağız morgdayken girmişler birbirlerine. Arsa senin, tarla benim hikayesi. Yani anlayacağın dükkanı satacaklarmış. En kısa zamanda yeni bir yer bulmak lazım. Ben de personele izin verdim. Yarın mal sayımı, tasnif işleri başlar. Ben de bir yandan yeni bir yer aramaya devam ederim diye düşündüm. İyi yapıyorsun. Boş ver, sen şimdi bunları düşünme. Meraklandırdın bizi. Neredeymiş sevgili dün akşam? Hastanede. Aa, ne oldu sevgiyi mi? İzin verirsen anlatacak. Hastane mi? Niye? İntihara teşebbüs. Ne? Nasıl yapar böyle bir şey ya? İyi mi? Sabaha kadar hastanedeydik. Midesi falan yıkandı. İyi ama şimdi eve götürdüm. Ah Sevgi, ah. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Ya müsaadenizle benim aklım kaldı. Bir gidip bakayım olur mu? Ah Sevgi, ah. Neden yaptığını biliyorsun değil mi? Biliyorsun tabii. Ama elinden bir şey gelmiyor öyle değil mi? Gönülden gelmeyince elde çaresiz kalıyor. Olan sevgi oluyor. Yapma Artem. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Yapma. Olmaz sevgicim. Biricik kocanın darmadağın olduğunu görmeden hiçbir yere gidemezsin. Ne istiyorsun? Bu yola beraber çıktık. Orada dur bakalım. Bu yola beraber falan çıkmadık. Bu sadece benim işimdi. Sen de para karşılığında işini yaptın. Hem de eline yüzüne bulaştırdığın işin karşılığında da paranı aldın. İstediğim para değildi. Yani sadece para değildi. Zafer, senin ne istediğin benim zerre kadar umurumda değil. Düş yakamdan. Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Bundan sonra ben de bir şey yapmayacağım ki zaten. Sadece seyredeceğim. Tek kelime. Yılmaz'ın kulağına eğilip tek bir kelime söyleyeceğim. Ne olduğunu merak ediyor musun? Hamileyim. Ne? Yalan söylüyorsun. Böyle bir konuda yalan söylenir mi? Yani anlayacağın iş bitti. Sana iyi şanslar diliyorum. Bir daha sakın beni arama Zafer. Sakın. Bilal bir konuda haklı. Onun karının etrafında dolaşmasından çok senin uzağında olman sorun. Onun neyin peşinde olduğunu biliyorum. Ne? Benim peşimde. Benimle uğraşmaya çalışıyor. Yılmaz bak, bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Yani anlamadığım şeyler var, yerine oturtamadığım şeyler. Ne gibi Artem? Bilal denen adamın sana bu kadar çok saldırması. Farkında değil misin? Bastığın yeri kazıp atıyor bu adam. Bana da iş teklifinde bulundu. Yapma ya. Gel benimle çalış, daha çok büyürsün falan. Ağzının payını aldı tabii ki. Bundan eminim. Sana yakışan da odur zaten. Neyse bunlar önemli değil. Aileni yüzüstü bırakma Yılmaz. Sahip çık. Sevgiye bir şey olsaydı kendini affedebilecek miydin? Ya oğlunun yüzüne nasıl bakacaktın? Sevgiyle çok kavga ediyorsunuz değil mi? Yani tartışmasız günümüz geçmiyor diyebilirim.
güzel. Kadın kavga ediyorsa hala umut var demektir. Hala mücadeleye devam ediyor. Ama kadın susarsa işte o zaman ona ulaşabileceğin bütün yollar tıkanmış, bütün köprüler yıkılmış demektir. Susmadan yetiş. Karım öldüğünde ağlamadım. Hem de hiç. Donuktum. Hatırlıyorsun. Sanki bütün duygularım alınmış gibiydi. Bir hafta sonra bende yine tık yok. Sanki her şey olması gerektiği gibi, her şey olduğu gibi gidiyordu. Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum. Spor yapıyorum. Bir hafta geçti. Bir sabah uyandım. Kafamı çevirip karımın yattığı yere baktım. Gözüm yastığa ilişti. Sonra bir anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Neden biliyor musun? Yastığındaki baş çukuru. Hani olur ya, yastığın ortasında hafif bir çukur olur. İşte o çukur kaybolmuştu. Ailenin yanına git Yılmaz. Karının, oğlunun yanına git. Sağ ol Ertan. Bazen var ya böyle sana tekme tokat dalmak istiyorum ha. Hadi ya. Attığım yumruğun intikamını almaya çalışıyorsun. Henüz tahsil etmeyeceğim. Faizi biriksin. Gel bakalım. Ha? Dükkanı da düşünme. Ben hallederim. Hala bir ailem varken git Yılmaz. Sağ ol. İyi ki varsın.